İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına, şimdi göreve gelir gelmez çok tepki çeken, Türkiye'yi daha da karşısına alacak açıklamalar yapıyor İsrail'in Dışişleri Bakanı. Şimdi Kürtlere bir ittifak çağrısı yaptı en son. Tam olarak ifadesi şu: biz Yahudiler olarak bölgede azınlığız, bu nedenle Kürtler gibi diğer azınlıklar doğal olarak bizim müttefikimizdir dedi. Süheyla, bu açıklamanın ayrıntısı ne? Aslında ilk kez bunu duymuyoruz Sağır'dan ama Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra bunu yeniden tekrarladı ve ilk kez yine bunu duymuş olduk. Son dönemde İsrail'de de çok dikkat çeken, hızla yükselen, parlayan bir yıldız. Eskiden Netanyahu'nun rakibi olduğunu hatırlatarak söze başlayalım. Likud Partisi liderliğinden devirmeye çalışmıştı. Sonra işe yaramayınca kendi partisini kurmuştu. Şimdi de Netanyahu'nun hem siyasi kariyerini uzatma noktasında müttefiki oldu. Çünkü aşırı sağ sürekli tehdit ederken istediğimiz olmazsa hükümetten çekiliriz, koalisyona girmiş oldu ve bir yandan da Netanyahu'nun yeni bölgesel planlarının sözcülüğünü yapıyor ve bu planlarda da Kürtler öne çıkan bir aktör olarak artık İsrail'in yeni gözdesi diyebiliriz Orta Doğu'da. Neler söyledi ve neden söyledi çok önemli. Sağır İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir törende konuşuyordu ve şunu dedi: Kürt övgüyle başladı. Kürt halkı bağımsız olmayan büyük milletlerden biridir. Biz Yahudiler olarak azınlığız. Evet, devletimiz var ama yani sonuçta konumumuz belli ve Kürtler, aynı şekilde Kürtler gibi Dürziler de azınlık olduğu için bizim müttefikimizdir. Yani biz bir azınlık ittifakı kuralım diyor. Peki kime karşı? Şimdi Türkiye'nin adını anmadı ama açık açık Dışişleri Bakanı olmadan önce İran'a karşı Kürtlerle azınlık ittifakı kuralım demiştim. Üstü örtülü bir şekilde belki Türkiye'ye söylemeye cesaret edemiyor henüz ama açıklamaları o yönde. Kürtler Türkiye'nin zulmüne uğradığı iddiasında bulunuyor. Zulmünün kurbanı olduğu diyor. Doğrudan Türkiye'ye itham alma cesaretini gösteriyor. İtham etme cesaretini gösteriyor ve yakında belki de Türkiye'ye karşı da Kürtlerle ittifak kuracağız diyor. Zaten satır aralarındaki asıl mesaj bu. Çok dikkat çekici bu anlamda ve Kürtlerle iletişimimizi kurup ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem güvenlik ayağı var. Yani sadece diyalog, diplomasi değil. Yani biz güvenlik anlamında da askeri anlamda da işbirliği yapalım diyor. Ve bu Kürtlerin hangi ülkelerde olduğunu da sayıyor. İşte Türkiye, Suriye, İran, Irak. Yani bu neye işaret ediyor? Son dönemde zaten İsrail'in bir Kürt devleti kurulması yönündeki arzuları gündemdeyken açıkça itiraf olarak nitelendirilmiş. Yani işte bu nedenle Türkiye'nin atacağı adımlar önemli ve bunlara saf bir iyi niyetle falan hiç bakmamak gerekiyor gerçekten de. Sürekli sıklaşıyor. Hatta İsrail basını da buna dikkat çekmiş. Neden Sağır Kürtlerle ittifakı, Kürtlerle işbirliğini bu kadar destekliyor diye. The Jerusalem Post gazetesinde en az Sağır'ın açıklaması kadar, bu yeni Dışişleri Bakanı'nın açıklaması kadar skandal bir yoruma rastladım bugün. Şöyle diyor makalenin, upuzun bir makalenin sonunda: birçok Kürt bölgede sadece dağların dostları olduğunu düşünür. Bakın, çok kritik bir ifade. Ve artık Kürtlerin tek dostu dağlar değil, İsrail de onların dostu diyor. Yani nereden nereye ve bu iş nereye varacak? En önemli mesele bu. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyon alması gerekiyor ve gerçekten de şöyle yorumluyorum ben. Yani Netanyahu her bölge, her ülkede savaşıyor. Yedi cepheli savaş diyorlar. İşgal etmedi, ilhak etmedi, ülke kalmadı, komşusu kalmadı. Sıra şimdi İsrail'e mi geldi? Sıra şimdi Türkiye sınırlarına mı geldi? İsrail diyorum, özür dilerim, Suriye'ye mi geldi? Irak'a mı geldi? Yani burada Netanyahu'nun bir sonraki aşaması Lübnan değil demek ki. Sadece Filistin değil. Adım adım Suriye, adım adım Irak, adım adım Türkiye ve İran mı? Yine bunu da çok kritik, son dönemin en kritik potansiyel ne diyelim çatışma ve sorun alanı olarak okumak gerekiyor. Doğru. Daha önce zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan adım adım Türkiye'ye gelebileceğine dair bir mesaj vermişti. O çok konuşulmuştu, Erdoğan ne demek evet. istedi diye. İşte aslında belki de demek istediği buydu. Şimdi yani roket atmasına doğrudan Türkiye'ye gerek yok. Kesinlikle İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması çok konuşulacaktır. Ankara'dan da muhakkak tepkiler gelecektir. Şimdi biraz...